Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şöyle bir damızlık kümesimizi çekelim dedik. Hem de kuşlara bir bakalım. Bayağıdır da burayı çekemiyordum. Yavrularımız var burada. İşte iyi maşallah kuşlarımızın durumları iyi arkadaşlar. Bakın suyun içerisinde bakarsanız yoğurdu, ev yoğurdunun 3 litre suyla karıştırdım arkadaşlar. Onu o şekilde verdim. Yoğurt tam bir probiyotiktir. Probiyotik de bir düzenleyici arkadaşlar. Kuşların daha iyi besinlerden yararlanmasını ve daha doğrusu biliyorsunuz kuşlarda kursak var. Düzenlenmesini sağlıyor. Eğer kuşlarınızda ishal varsa ben tavsiye ediyorum. Muhakkak probiyotik kuşlarınıza girin. Evet, şöyle kuşlarımızı çekelim. Orada aşağıda bir tane yavru var. Beyazlara baktırıyorum o yavruyu. Ondan sonra şurada bir tane sazlı bir yavrumuz var. Dumanlı. Şuradaki dişi dumanlıyla buradaki şu raftaki erkeğin, üçüncü olan erkeğin yavruları. Ben yumurtalarını kaydırmıştım arkadaşlar. Birini beyazın altına koydum. Birini de bunun kendisine bırakmıştım. Bakalım inşallah onlar büyüyor. Şimdi kuşlarımızı ufak ufak dışarıya alalım. Şöyle. Evet, şimdi yiyelim bakalım. Bu yavruları biliyor hatırlarsınız. Bu yavruları inşallah büyüdüler. Onları da üstün kümesine koyacağız. Evet be maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki göz adamı mezara koyar. Vallahi bizde olsun ki herkes de olsun. Allah herkesin kalbindekini ona versin. Şöyle bir çekelim. Hayvanlar da şu an aç zaten. Şimdi şurada da bir bahçe düzenlemesi falan da yaptık. Şuraya bir dut ağacı falan ektik. Ondan sonra şuraya bir incir ağacı ektik. Bahçede kısıtlı olduğu için mecbur işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şurada çileklerimiz falan var. Kuşlarımız taşa sarıldılar. Şimdi şöyle bir yemleyelim bakalım. Gel bakalım. Bu kuşlar uçum kümesimizdeki kuşlardan farklı arkadaşlar. Burada sadece şu açık dumanlı var. Hemen biraz yaklaştırdım. Sadece bu açık dumanlının bir tane yavrusu var. Orada yani oradaki kuşların burada sadece bağlantısı olarak sadece onu söyleyebiliriz. Diğer kuşların bunlara bağlantısı yok. Orada uçum kümesimizde işte biraz fazla kuş var. Aslında ki yanında kümesi de faaliyette bu hafta sonu geçiririz. Çünkü her hafta başka bir şey çıkıyor. Ama inşallah bu hafta geçireceğiz onları faaliyete. O zaman kuşları ayıracağız. Aralarından verilecek kuşlar var. Daha doğrusu hediye edeceğimiz kuşlar var. Yine kanaldan bazı arkadaşlara hediye sözü verdik. Onları vereceğiz. Şimdi onlara gittikten sonra orası rahatlayacak. Bu yavruları götüreceğim oraya. Burada bir boz dumanlı yavru var. Onun biraz daha gerçi daha var. Şurada Nudi bir yavrumuz var. Ondan sonra ikinci olarak da mavi. Şurada da bir tane açık mavi yavrumuz var. Bunlar kardeşler. Bakalım bunları götüreceğiz. Bunları orada uçuracağız. Elimizdeki kuşları da o sayede göreceğiz. Uçurmadan zaten hiçbir şekilde yani kuşun ne olduğunu anlayamazsınız. Sizde en kralı bile olsa uçurmazsan abi hiçbir şey anlayamazsın. Şimdi normalde arkadaşlar biz geçenki attığımız videoda kuşları bizim arkadaş eliyle dikti, havaya attı. Normalde kuş yerden kalkar. Yani, güzel olan da budur. Kuşa da fazla el sürmeden büyürse mesela biz kümesi açtık. Yavrular hemen kuşlar dışarı çıktı. Yine aynı şekilde sopayla
kuşları tekrar içeri sokacağım. Çünkü çok el değen kuş böyle biraz sümsükleşiyor böyle. O yüzden ben de sevmiyorum. Kuşlar biraz böyle senden korkacak, az kaçacaklar. Ben öyle kuşları daha çok seviyorum. Yani bu benim görüşüm. Katılan arkadaş da olabilir. Ama benim sevdiğim tarz bu tarz. Bakalım şimdi bomba bir kümes yapıyoruz. Bomba bir tane 2x2'ya 2 metre boy, 2 metre yükseklik, 2 metre de eni var. Demir bir kümes. Şu an sacları kaynatılıyor. İnşallah o kümesi getirdiğimiz zaman da çok güzel olacak yani. Bakalım işte niyetimiz bu yönde. O zaman herhalde kuşların bir miktarını buradan ayıracağım. Damızlıklara ayıracağım. Sadece damızlıklar için bu kümesi getiriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim kümesimiz burada. Ufak da geliyor bu kuşlar için. Ayıracağız. Onlara birkaç takım posta da getireceğiz. Ayrı bir yer yapacağız orada. Çünkü kümes gerçekten bayağı da büyük olacak. Bakalım kafamızdakileri inşallah yapabiliriz. Orada sadece damızlık olarak bakacağız yine. Yine uçum kümesine götüreceğiz. Uçum kümesindeki kuşlarla beraber işte onları kaldıracağız. Orada çok farklı kuşlar da var. Farklı kuşlar olmanın sebebi kuşlar çok güzel geziyorlar, çok güzel uçuyorlar. Yani ben orada bazı kuşları tutmamızın sebebi kuşların çok iyi oynaması veya işte takla sebebiyle değil. En daha fazla hayvanların bu yavruları daha doğrusu uçurmak için bize kılavuz kuşu olarak onları kullanmam isteğimdir. Şurada üyemize de biraz atalım. Gel sen diye gel. Gel sen diye. Yani orada onları amaçla kullanacağız inşallah. Şimdi bu yavruları götürürüz. Bu yavrular tüyünü dizdiler. Aslında geç kaldık bu yavrularda ama en azından şu anlık tüyünü dizdiler. Yani uçarlar. Ben tahmin ediyorum ki çok da güzel uçarlar. Bakalım. Onu bekliyorum. İnşallah da çok da güzel olacak. Şimdi şöyle hem şu kuşlar yemleri falan yesinler. Hem de biz de yavrulara bakalım arkadaşlar. Şöyle yavrulara bakalım. Şöyle geçelim. Şimdi bir tane yavrumuz burada. Dumanlı, düz bir dumanlı. Onun kardeşi de burada arkadaşlar. Şimdi ben fazla hayvanlar yıpranmasın diye bir kuşları birbirinden ayırdım. Yani yavruları birbirinden ayırdım. Burada görüyorsunuz ki bir tane şöyle nerede o yavru? Gel bakayım, gel bak. Gel. Şöyle sazlı sözlü maşallah. Çok da güzel bir yavru. Fazla da değmiyorum. Biraz yabani gibi. Şöyle sazını görebilirsiniz. Çok güzel bir yavru olacak inşallah. Bakalım bu da uçum kümesine gidecek. Burada onun bir kardeşi var. Kardeşi biraz ufak kaldı. Buna ben bakıyorum mecbur. Beyazlar o kadar iyi yavru bakamıyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi şurada mesela boz dumanlı kuşlarımızın yumurtaları var. Tekrar yumurtladım. Burada da şu an görünmüyor. Şöyle çekeyim biraz. Maşallah demeyi esirgemeyen arkadaşlar. Burada da miski ile yine öteki boz dumanlı dişimizin yavruları var. Bunlar da açık. Büyük ihtimal bunlar da açık kuş olacak. Maşallah, subhanallah. Şimdi kuşlarımız burada. Ben bu kuşu yedireceğim şimdi. Burada yumurtasına, boz dumanlı bu yumurtasına gelecek. O yavrular arkadaşlar, dumanlı yavruların babası bu. Babası benim burada uçurduğum. Gerçekten de çok uzaktan kapanıp gelen çok iyi bir hayvan. Burada izleyip gördüm. Ondan sonra damızlığa ayırdım hayvanı. Ya kuşlarımızın hepsi bilinen kuşlar arkadaşlar. Yani bilinen kişilerin kuşları. Vallahi inşallah bir şeyler olacak. Niyetimiz de o zaten. Burada hepimiz beraber izleyeceğiz. Hem bu camianın amacı zaten en önemli olan dostluklar kurmak. Şimdi mesela örnek veriyorum. Burada tanıştığım arkadaşlar var. Örnek veriyorum, bir arkadaşım var mesela. Oyun Kuşu Performans kanalının sahibi Serkan. Yani aramızda sadece
kuşla başlayan ve kuştan sonra bir dostluğa dönüşen bir muhabbet var. Ne kadar güzel bir şey ya. Şunların buna vesile olması o kadar güzel bir şey ki. O yüzden de kuş bahane. Arkadaşlar dostluk şahane. Gerçekten de önemli olan dostluktur. Bunu her zaman iyi veya kötü kuş bulabilirsiniz ama dost kolay kolay bulamazsınız. Herkes yani bu konuda özellikle yani kuş için taraf değiştirmeyen, arkadaşını satmayan veya başka bir şey içinde insanlarla arkadaş etmek, arkadaş olmak çok da güzel bir şey. Hepinize videoları izlediğiniz için beğenip yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah kanal daha iyi bir yere gelecek. Daha da iyi videolar size çekeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.